Çabuk ol hadi. Bitiyor. Tamam. Çocuklarını gördün mü? Görmedim. Keşke bir şeye ihtiyaçları var mı diye sorsaydın. Çocuklarımın tasası seni mi aldı? Çabuk ol hadi. Abla? Fidan. Ben yokken bir yere çıkmayın dedi annem. Nereden haberi olacak sen söylemezsen? Gidemezsin. İki dakikalığına Hacer'e gidip geleceğim. Annem çıkmayacaksınız dedi. Hadi Fidan, bak yarın seni çarşıya götürürüm. Söz mü? Söz. Anneme söyleme tamam mı? Ama bak gitmezsek söylerim. Tamam tamam. Nizar'ın kızı değil mi bu? Nizar'ın kızı. Niye koşuyor bu kız? Sakın Nizar buralarda olmasın. Nizar bu. Ne yapacağı belli mi olur? Bir saniye. Dur. Dur. Ne kadar? 3 lira. Bu? Buraya geldiğini kimse gördü mü? Görmedi. Görseler ne olur ki? Sana bir zarar gelmesini istemem. Biliyorsun ben... Ben... Bana bir zarar gelirse üzülür müsün? Hı. Çok mu? Çok. Ne kadar çok? Ey Allah'ım. İşte bu kadar çok. Resul Bey, ha? Resul Bey. Ne? Size haberlerim var. Nizar'ın kızının bir aşığı var. Şu... Kimmiş o? Çarşıdaki kuyumcu. Kuyumcu mu? Rıza'nın oğlu var ya, Yusuf. Hani şu Süryani olan mı? Evet, o. Ha.
İyi oldu öğrendiğin. Nasıl söyleriz diye düşünüyorduk biz de. Rahatladım. Evleneceğiz Yusuf'la. Bize kimse engel olamaz. Sakın bu iş olmaz deme. Olur. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Duydun mu beni anne? Bak şuna. Buyurun. Ben Ahuzar. Nizar'la görüşecektim. Karın arıyor. Nizar sen misin? Benim. Nasılsın? İstanbul'a geleceğiz. Gel bizi al. Tamam. Hazırlanın. Yarın ya da öbür gün gelir alırım sizi. Nizar bugün gitme ne olur. Ne değişecek? Ha bugün ayarım. Ailem buraya gelecek. Nizar ona lafım yok. Ama daha geçen gün olanlardan sonra kendini öldürtmeye mi çalışıyorsun sen? O zor biraz. Bir daha silahlar çekilirse vurulan ben olmam. Ben açarım, dur. Dur kızım, sabırsızlanma, dur. Buyurun. Nizar Bey bir gün gelemeyecek. Bir işi çıkmış. Sizi İstanbul'a biz götüreceğiz. Hemen hazırlanın. Canım babam benim. Sözünü tutan babam. Çok eşya var. Yarından önce bitmez işimiz. Nizar Bey hemen bugün gelsinler dedi. Gerekirse eşyaları sonra aldıracakmış. Hava kararmadan yola çıkmamız gerekiyor. İki saat sonra hazırlanırız. Gidiyoruz, hem de bugün gidiyoruz.
Ne istiyorsun? Bırak peşimi, çekil yolumdan. Önce konuşalım. Git, bırak kolumu. Amca, biraz bekle. Babam bir soruştursun. Soruşturacak bir şey yok. Bu Resul'ün işi. Ondan başkası benim kızıma el süremez. Ne biliyorsun? Ya o değilse? Boşu boşuna. Boşu boşuna ha? Hazar, bak yavrum diyorum, canım diyorum, kızım diyorum. Bu ne demektir bilir misin? Amca, biraz daha bekleyelim. Baba değilsin ya. Anlamaz. Orada olsaydı. Buraya daha önce getirmiş olsaydı. Bilemezdin ki. Bilmeliydim Hazar. Bilmeliydim. Bennu. Bennu. Bunu yapmayacağım. Bennu dur. Bunu yapmayacağım Yusuf. Duymadım adamları. Baban Resul'den biliyor. Neler olur bundan sonra farkında mısın? Bennu. Başkalarını da düşünmemiz gerek. Onlar bizi düşünüyorlar mı? Gittik diyelim Bennu. Kaçtık. Sonra... Hiç günah olmayan insanlar vurulacak belki. Nasıl yaşarız bunu bile bile Bennu? Çıkalım babamın karşısına o zaman. Birbirimizi seviyoruz. Bizi ayırmayın diyelim. Daha biz doğmadan ayrılmış yollarımız. Baştan olmaz diyecektik. Hiç görmeyecektik birbirimizi. Yapamam Yusuf. Ben sensiz yaşayamam. Niye bulamadın? Bulamadım abi. Ne oldu, bir haber var mı? Yok yenge. Aa, ablam geliyor. Bennu kızım. Bennu nereye götürdüler seni? Söyle, bir şey yaptılar mı sana? Anne ne oluyor, ne bu telaş? Burada durmayalım. İçeri girelim de anlatsın olup biteni. Boşa telaş etmişiz. Arkadaşına gitmiş Veda'ya. Nizar Bey'e ne diyeceğiz? Ben konuşurum Nizar'la, siz karışmayın. Vakit tamam Hazar. Amca. Ben senin lafını dinledim. Şimdi sıra bende. Midyat'a gideceğim. Peki amca. Sen nasıl istersen. Efendim. Nizar, sen misin? Avuzar. Ben odan haber var mı? Ben o evde. Neredeymiş bu kadar vakitte peki? Telaşa gerek yok. Arkadaşındaymış. Tamam tamam. Yarın sizi aldırıyorum. Halanlara söyle. Yarın bizimkiler geliyorlar. Peki amca. İyi akşamlar. Halil, benim evi hazırlayın. Yarın çocuklar geliyor. Ne kadar kocamanmış.
Bizi denize götüreceksin değil mi baba? Götürürüm. Vapura da bindirir misin? Tabii. En kocamanına bineriz. Aslan babam benim. Benim işim bitti Nizar Bey. Bekleyeyim mi? Dışarıda bekle. Birazdan geliyorum. Bir ihtiyacınız olursa Halil'e haber verirsiniz. Gidiyor musun baba? Hani bundan sonra hep beraber olacaktık? Sen gidersen ben de kalmam burada. Kendi evimi isterim. Akşama kaburga dolması yapacağım. Ben bir odama bakayım. Ne uğraşıyorsun? Bırak Gonca Hanım yapsın ona dolmaları. Bennu yettin artık. Doğru düz konuşmayacaksan hiç açma ağzını. Nizar Bey bu akşam yemeğe gelemeyecekmiş. Bir ihtiyacınız varsa ben halledeyim. Yok Mersi. İyi akşamlar. Bundan sonra hiç gitmeyeceksin değil mi baba? Hayır kızım. Sen ne zaman istersen yanında olacağım. Baba. Efendim. Söz değil mi? Sabah kalktığımda da burada olacaksın değil mi? Söz fidan. Sen babaların en iyisisin. Uyu hadi. Yatağını hazırladım. Sen? Avuzar. Hiç olmasa yanımda otur biraz. Evi beğendin mi? Dört duvar bir dam değil mi? Kızlarla bana yeter de artar bile. Bir yardımcı tutalım sana. Ne de olsa buralara yabancısın. Gerek yok, alıştım kendi işimi kendim görmeye. Canım kocaman. Böyle yedi kat elmişim gibi mi davranacaksın bana? Ya ne edeyim Nizar? Altı senede kaç kez görmüşlüğüm var yüzünü? Elden gayrı nesin artık benim için sen? Oldu mu o kadar? Meş mi diyecek bir şeyin yok bana? Söylenecek söz kaldı mı ki konuşayım? Hiç mi kalmadı? Kalmışsa bile ben unuttum artık. Çok laflar geldi dilimin ucuna ama diyemedim çünkü sen yoktun. Şimdi varsın ama bizden geçti Nizar, bizden geçti. Belki de böylesi daha iyi. Ağzı. Sana el değilim ben.
Yatmadın mı kızım sen daha? Buna da mı karışacaksın artık? Uyku tutmuyor işte. İstediğin oldu. Kocana kavuşsun işte. Ne yapıyorsun daha burada? Gitsene yanına. Ben o kızım. Daha küçüksün, aklın ermiyor. Böyle senin için de Yusuf için de en hayırlısı. Yoksa bu sevda ikinizi de... Sen anlar mısın ki sevgiden konuşuyorsun? Ayrılık insanın içini nasıl kavuruyor? Haberin var mı senin? Hasret çekmek, bir sözüne dünyaları vermek ne demek biliyor musun sen? O katı kalbin anlar mı bütün bunları? Öyle olsun kızım, anlamaz olayım. Sen iyi ol da. Anlamazsın tabii. Yoksa ayırır mıydın beni Yusuf'tan? Kıyabilir miydin hiç kızına? Neden yaptın anne? Neden ayırdın bizi? Geçecek kızım, geçecek. Nasıl yaşayacağım ben anne? Nasıl dayanacağım? Dayanacaksın kızım. Ne sevdalara mezar olmuş zaman. Bu da geçecek. Sıkılmıyor musun bütün gün burada? Yo, şirin ver. Nikahtan önce kocanın yüzünü hiç görmemişsin öyle mi? Sen beğendin mi İstanbul'u, yeni evinizi? İşte. Ev falan gözümde değil benim. Çok durmayacağım zaten buralarda. Ne yapacaksın? Midyat'a döneceğim. Belki başka bir yere. Ama durmayacağım burada. Nasıl yapacaksın? Bulacağım bir yolunu. Beni kendileri gibi yapamayacaklar. Senin gibi de olmayacağım. İstemediğim bir adama veremeyecekler beni. Seni de mi evlendirmek istiyorlar? Nasıl olsa istemeyecekler mi? Dur bakalım. Önce bir talibin çıksın, onu gör. Peri padişahının oğlu olsa istemem. Hem gönlümün istediğine varamadıktan sonra. Otur da konuşalım. Kiliseye daha çok gelir oldun son zamanlarda. Geçen yine gördüm seni. Yanında cemaatten tanımadığım bir kız. O bizim cemaatten değil. Ben bilirim bunu bilmesine de ya sen. Hiç düşünmez misin sonunun nereye varacağını? Hangi kitapta yazar size nikah düşeceği? Elimden gelse... Duydun mu hiç sizin gibi olup da kavuşanları? Yol ökünken vazgeç. Bir çaresi bulunur belki. Sevda kör etmiş seni. Aklını bulandırmış. Ölümden gayrı nerede buluşursunuz? Aklım dinlese yüreğim dinler mi bu sözleri? Dinlese anlar mı? Sorarım size. Kara sevdadan büyük dert. İyileşmez yara var mı?